Ersin Ramoğlu, savunma sanayisinde FETÖ'nün ayak izleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika gezisini iptal ettirebilmek için epey kulis yaptılar. Uluslararası çete Cumhurbaşkanı'nın gözünü korkutmaya çalıştı. Aydın Doğan medyası da başı çekti, tutuklanabilirsin diye yazı yazanlar oldu. Ama bekledikleri olmadı. Reis Amerika'ya kuş gibi uçup gitti. Amerika ve Almanya gibi dünyanın patronu olduğunu iddia eden kapitalizm ağları Erdoğan'ı istemiyor. Sebebi belli. Her defasında bağımsız Türkiye lafı eden, dünya beşten büyüktür diyen, kendi silahını yapmak için çırpınan Erdoğan'ı severler mi hiç? Amerika derin devleti bu yüzden Erdoğan'ı istemiyor ya. NATO ve CIA 15 Temmuz'da Erdoğan'ı öldürmek için darbe yaptı. Ama milletin tankların önüne dikilerek darbeyi püskürtmesi onları şok etti. Bunu hiç beklemiyorlardı. Umutlarını 2019'a saklıyorlar şimdi. Nasılsa Kemal Kılıçdaroğlu kontrol altında. Meral Akşener'i de Erdoğan'a karşı piyon olarak sahaya sürdüler. Daha kurulmamış partiye %20 verdiler. Yalanınızı yesinler sizin. Neyse, FETÖ kaçak savcılarını hazırlattığı 17-25 Aralık tezgahını olduğu gibi Amerika'ya verdi. Onlar da Zafer Çağlayan'la işe başladı. Olayı Erdoğan'a kadar uzatırlar artık. Ama reisin kolay yutulacak lokma olmadığı da ortada. Reis bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşacak. Dünya 5'ten büyüktür diyecek yine. Pensilvanya sapığı seyredecek. Eski mitçi siyahi bağlantılı Enver Altaylı da Sincan cezaevinde olan biteni izleyecek. Şimdi biraz da FETÖ'nün ve Enver Altaylı'nın marifetlerine bakalım. FETÖ ve Altaylı sadece Türkiye'de değil, ihanetlerini yurt dışında da birlikte sürdürdü. Bir kere Suriye sınırından içeri çok sayıda terörist soktular. Türkiye'nin istihbarat bilgilerini, mücahitlerin Türkmen Dağı ve Suriye'deki durumlarını Amerika, DAEŞ ve Esad'a aktardılar. DAEŞ militanlarının Türkiye'ye giriş çıkışlarını sağladılar. Bombalama eylemlerine yardım ettiler. Onlara her türlü istihbaratı verdiler. FETÖ planlayarak ve tasarlayarak adam bile öldürdü. Kaçırıp işkence yaptıkları da var. Siyahi bağlantılı eski mitçi Enver Altaylı ustalığını burada da konuşturdu. Neyse, Avrasya Vakfı bir FETÖ projesiydi. Enver Altaylı oradan çıkmazdı. Vakfa bağlı 50'ye yakın dernek Fethullahçı terör örgütünün ağına düşürüldü. Deaş'la bağlantılıydılar. Örgüt Suriye'deki faaliyetlerini etkin hale getirmek için Türkmen Dağı'nda Doğu Türkistanlı Uygur Türklerinden oluşan Ebu Azam grubunu kurdu. Bu işi de Enver Altay ile organize etti. FETÖ'nün örgütlendiği kritik noktalardan biri de savunma sanayisidir. Aselsan'da intihar süsü verilen ölümler FETÖ'nün işiydi. Her yerde palazlanan Fethullah Gülen terör örgütü savunma sanayi müsteşarlığını bırakır mı? Asıl orada örgütlendi. TSK için silah alımları yapan STM şirketi FETÖ'cülerle doldu. 16 Temmuz sabaha karşı makam aracıyla Akıncı Üssü yakınlarında jandarma kontrolüne takılan İD isimli üst düzey yönetici orada ne arıyordu? FETÖ'cü yapı satın almalarda kim bilir ne gibi istismarlar yaptı. Altay tankının orijinal projesi üzerinde oynama da yaptılar. Tankın seri üretime geçmemesinin sebebi bu olabilir. Milli piyade tüfeğinin orijinal tasarımı 5.56 kalibre olduğu halde 7.62 kalibreye neden çıkarıldı? Üretimi neden sarsılmaza verildi? Bunlar önemli mevzular. Farkında mısınız? Her taşın altından FETÖ ve Enver Altaylı çıkıyor. Kim bilir daha neler görüp duyacağız. Ersin Ramoğlu sabah